Biraz önce Kandıra Cezaevinde sevgili eş başkanlığımızı yapmış olan değerli yoldaşımız Figen Yüksekdağ'la bir görüşmemiz gerçekleşti. Malumunuz Kobani Kumpas davasının kararı açıklandı ve orada yargılanan arkadaşlarımız Figen Yüksekdağ eş başkanımızın içinde olduğu çok sayıda arkadaşımız çok ağır cezalar aldı. Yüzlerce seneyi topladığımız zaman yüzlerce seneye tekabül eden cezalar aldı. Bizler de bugün bu ziyaretimizi gerçekleştirdik ve sevgili Figen Yüksekdağ eş başkanımızın durumunun çok iyi olduğunu bilmenizi isteriz. Morali motivasyonu oldukça yüksek. Bu cezalarla ilgili yaptığı değerlendirmeler tam da bir Türkiye okuması olduğunu belirtmek isteriz. Dışarıda bulunan Mahkeme süreci boyunca hem öncesi hem de karar duruşmasında dayanışma içinde bulunan bütün kurumlara, siyasi parti temsilcilerine, demokratik kitle örgütlerine, sivil toplum örgütlerine hepsine sonsuz teşekkürlerini iletiyor. Siz değerli basın <laughs> emekçilerine sonsuz teşekkürlerini iletiyor. Ve sevgili Figen şunu çok açık ve net ifade etti. Bizler de bu görüşü canı gönülden paylaşıyoruz. Bu karar, bu kararda açıklanan şey aslında bir dayanışmanın, bir ortak mücadelenin mahkum edilmeye çalışılması kararı olarak okuyoruz. Başından beri Kobani Kumpas davasının bir siyasi dava ve bir intikam davası olduğunu söyledik. Kobani halk, Kobani'de halkla dayanışan, işi de karşı gerek Türkiye, gerek Orta Doğu, gerekse dünyada en güçlü tavrı ortaya koyan halklar ezilenler ve sömürülenlerin dayanışmasına bir ceza verilmek istendi. Ve bu cezaya karşılık bizler Kandıra Cezaevinden sevgili Figen'in de ifade ettiği gibi bizler bu dayanışmamızı, bu özgürlük mücadelemizi, Kürt halkıyla dayanışmayı, işçilerle, emekçilerle, kadınlarla, doğa ve insan hakları savunucularıyla dayanışmamızı sürdüreceğiz. Bu karar bize hiçbir şekilde bu duruşumuzdan, bu yaklaşımımızdan, bu mücadele azmimizden bizleri geri durdurmayacaktır. Ben bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Sevgili Figen Yüksek Dağı'nda selam ve sevgilerini bir kez daha iletiyorum. Tabii biz geçmiş olsuna gelmedik. Çünkü Figen Başkan devrimci ve sosyalist kimliğini layıkıyla sürdüren ve bu konuda gerçekten ne gerekiyorsa yapan çok değerli bir yoldaşımızdır, yol arkadaşımızdır. Biraz bu süreci konuştuk, önümüzdeki süreci değerlendirdik. Biraz moral aldık, güç aldık gerçekten bize büyük bir moral verdi. Haksız bir şekilde yargılandıklarını, siyasi bir kararla e, cezalandırıldıklarını hep birlikte gördük. Ama bu süreç bitmedi. Nasıl ki bir sosyalist kadın olarak Figen başkanımız dünyanın ak yüzü, dünyanın en önemli, en temiz mücadelesini veren, işit barbarlığına karşı savunan Kobani halkıyla, Kobani halklarıyla dayanışmak, dayanıştığı için buradaysa bizler de Kürtler, kadınlar, devrimciler, gençler olarak dünyanın ak yüzü bir mücadeleyle dayanışan, onun gerçekten savunuculuğunu yapan ve şimdi cezaevinde olan arkadaşlarımızla birlikte dayanışacağız. Bu yargılanma bitmedi. Halklarımız mücadelesiyle, dayanışmasıyla birlikte bunu kesinlikle boşa çıkaracaktır. Bomboş iddialarla, hiç olmayan maddelerle arkadaşlarımızı cezalandırdıklarını düşünenlere daha büyük bir mücadeleyle, daha büyük bir dayanışmayla gerekli olan yanıtı vereceğiz. Ve emin olun bir gün Bugün burada ziyaret ettiğimiz Figen başkanımız dahil olmak üzere en kısa sürede cezaevindeki bütün siyasi tutsaklarla birlikte demokratik bir zeminde ve ortamda kol kola omuz omuza mücadele edeceğiz. Bu günler çok uzak değil diyoruz. Cezaevinde Figen başkanın bize vermiş olduğu moralle, motivasyonla daha güçlü bir şekilde mücadeleye yükleneceğimizi belirtiyor. Figen başkanın bütün Türkiye halklarına en başta kadınlara gençlere de selamlarını bu vesileyle iletiyor. Geldiğiniz için sizlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum.